Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Malum akıllı telefon satın alırken hepimizin belli başlı kriterleri var. Nedir bunlar? Telefonun genel itibariyle tasarımına bakarız, kamerasına bakarız, işte yonga setine bakarız, nasıl göründüğüne bakarız ve doğal olarak nasıl bir ses performansı sunduğuna bakarız. Lakin son dönemde özellikle teknoloji kanallarını takip edenlerin baktığı bir kriter daha var. Nedir bu? SAR değeri. Basit olarak tanımlamak gerekirse SAR değeri akıllı telefonların yaydığı radyasyonu ifade ediyor. Tabi burada radyasyon deyince aklınıza böyle aman aman bir şey gelmesin arkadaşlar. Küçük değerlerde yayılan bir radyasyon söz konusu ki günümüzdeki elektronik cihazların pek çoğu zaten radyasyon yayıyor. Fakat telefonlar sürekli yanımızda olduğu için işte telefonla konuşurken beynimize yakın tuttuğumuz için biraz daha tehlike arz ediyor. Sonuç olarak diğer cihazlar da atıyorum televizyonda radyasyon yayabilir. Fakat kalkıp da kafanızı televizyona dayamıyorsunuz. Doğal olarak televizyon bu noktada telefon kadar tehlike arz etmiyor. Bugünkü videomuzda arkadaşlar en yüksek SAR değerine sahip olan Xiaomi modellerinden bahsedeceğiz. Malum ülkemizde Xiaomi modelleri oldukça popüler. Dolayısıyla burada biz yüksek olan Xiaomi modellerini sizlere verelim ki en azından hani SAR değeri takıntısı olanlar için, SAR değerine önem verenler için de bu bir bilgilendirme videosu olsun istedik. Peki şunu bir açıklığa kavuşturalım. SAR değeri bize ne gibi zararlar veriyor? Yani SAR değeri yüksek bir telefon aldığımızda elbette direkt olarak kanser olmuyoruz. Çünkü insanlar böyle radyasyon kelimesini duyduğunda akla direkt olarak kanser geliyor ki bu da gayet normal bir şey. Malum geçmişte yaşanan nükleer kazalarda hep kanserli vakalar ortaya çıktığı için radyasyon kelimesi de artık kanserle böyle eş bir anlam kazanmış durumda. Fakat telefonlarımızın yaydığı radyasyon yani SAR değeri çok düşük olduğu için bizi kısa vadede kalkıp da kanser etmesi çok da mümkün değil. Ki arkadaşlar günümüzde artık telefonların yaydığı SAR değerleri de hayli düşük konuma gelmiş durumda. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Peki bu SAR değerinin yüksek olması bize ne gibi zararlar verebilir? Hemen söyleyelim. Yüksek SAR değeri baş ağrısı, stres, yorgunluk, geçici işitme bozukluğu, konsantrasyon eksikliği, dikkat dağılması, vücutta ısı değişimi, sersemleme gibi yan etkilere neden olabiliyor. Burada önemli bir şey de var arkadaşlar. Eğer kalp pili kullanıyorsanız SAR değeri yüksek bir telefon kalp pilinizin bozulmasına neden olabilir ki bu ciddi bir rahatsızlık anlamına geliyor. Malum günümüzde kalp yetmezliği olan insanlarda kalp pili takılabiliyor. Bu kalp pili kalbin düşük kaldığı durumlarda devreye girerek kalbin daha hızlı atmasını sağlıyor. Eğer SAR değeri yüksek bir telefon kullanırsanız bu kalp pili zamanla bozuluyor. Dolayısıyla devre dışı kalmış oluyor. Atıyorum doktor dedi ki işte 2 senelik ömrü var bu kalp pilinin. Fakat siz yüksek SAR değerine sahip bir cihaz kullandığınızda bu 2 senelik süreç daha da kısalabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden eğer kalbinizde pil varsa ya da yakınınızda kalp pili kullanan birisi varsa kullandığı telefonun SAR değerinin düşük olmasına lütfen özen gösterin diyelim. Şimdi gelelim en yüksek SAR değerine sahip Xiaomi modellerine. Malum ülkemizde pek çok Xiaomi modeli satılıyor. Fakat genel itibariyle popüler olan modellerin Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, işte Mi 9T gibi cihazlar olduğunu söyleyebilirim. İyi haber ise arkadaşlar en yüksek SAR değerine sahip Xiaomi modelleri listemizde işte Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 9 Pro gibi cihazlar bulunmuyor. Fakat ülkemizde de popüler olan birkaç tane cihaz mevcut. Nedir bunlar işte? Xiaomi'nin Mi 9T modeli gibi. Şimdi bunların değerleriyle sizleri baş başa bırakalım. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Xiaomi modellerinde genel itibariyle üst seviyede kalan modellerin SAR değerinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum size. Çift SIM modellerinde, yani çift SIM kullanan modellerde, Xiaomi olsun olmasın bu fark etmez, SAR değerinin biraz daha yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada çift SIM'in aktif olarak kullanılması lazım. Bu önemli bir nokta. Yani telefonunuzda çift SIM hat özelliği vardır. Fakat siz tek SIM olarak kullanıyorsunuzdur. Bu SAR değerini çok yükseltmez. Lakin telefonunuza çift SIM takarsanız o zaman SAR değeri yükselecektir. Şunu da söyleyeyim sizlere, Avrupa'daki mevcut SAR değeri 2.0, Amerika'da ise 1.6. Yani bunların altında kalan değerler sağlıklı kabul ediliyor. Tabii bu telefonlar radyasyon yaymıyor anlamına gelmiyor. Fakat hani yaydığı radyasyon insan sağlığına çok fazla zarar vermiyor anlamını taşıyor. Tabii ki yine de size telefonla bütünleşik bir hayat sürmemenizi öneriyoruz. Artık günümüzde özellikle genç kesim telefonu ellerinden düşürmüyor. Sürekli sosyal medyaydı, işte mobil oyunlardı vesaireydi. Adeta telefonla bağımlı bir hale gelmiş durumda. Bunun ilerleyen zamanlarda bazı sağlık sorunlarına yol açması da kaçınılmaz gibi görünüyor arkadaşlar. Sizleri biz uyarmış olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın diyoruz.